TR724 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Koli'deki Vicdan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Tarih Mayıs 2013. Reyhanlı'da düzenlenen hain saldırı sonrasında partisinin düzenlediği Anneler Günü etkinliğinde konuşan Tayyip Erdoğan, "Bizi Suriye'deki kanlı bataklığa çekme amacıyla yapılan her tahrik eylemi karşısında son derece hassas ve soğukkanlı olmak zorundayız." dedikten sonra şunları ekliyor. "Biz sorumsuz siyasetçiler gibi olmayacağız. Biz terör saldırılarının arkasına saklanıp sorumsuz davrananlardan olmayacağız. Allah'ın izniyle bu acıyı aşacak, büyük devlet refleksiyle hareket edecek ve geleceğe büyük adımlar atarak yürümeye devam edeceğiz. Bugün Anneler Günü'nde analar ağlamasın. Temennimizi yüksek bir sesle haykırmak için bir araya geldik. Evlatlar analarına hep sarılabilsin. Bugün bir şey daha söyleyeceğim. Ne olur analarınız yanınızda yaşlanırsa onlara öf bile dedirtmeyin. Siz cennet kokusu almak istemez misiniz? Öpün ananızın ayaklarının altını. Anneler evlatlarını böyle gördüklerinde onlar bir başka mutlu olurlar. Annelerin ağlamasını isteyenler olabilir. Anneler ağladıkça bundan kendilerine çıkar devşirenler olabilir. Annelerinin gözyaşlarını dindirme mücadelesini bu çözüm sürecinde yürütüyoruz ve kararlılıkla yürüteceğiz. Annelerin duaları makbuldür. Bütün annelerden dua bekliyoruz. Bu zor zamanları aşmak için bütün annelerin hayır dualarını istiyoruz. Reyhanlı'daki annelerimize özellikle sesleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." Şirazesi kaymamış bir iktidarın, koltuk hevesiyle zihni bulanıklaşmamış bir siyasetçinin, hemen herkesin katılacağı son derece vicdani bir konuşma. O günlerde bundan çok rahatsız olanlar da vardı elbette. Misal Doğu Perinçek'in başını çektiği güruh. Perinçek Aydınlık'ta şöyle yazmıştı: "Vatanımı savunacağım ama analar ağlamayacak. Vatanımı savunacağım ama tabut gelmeyecek." Günümüz manzarasına bakıyoruz, daha çok ananın ağlamaması için bazı analar ağlayacak ve hepimiz o analarla birlikte ağlayacağız. Yine günümüz manzarasına bakıyoruz, daha çok tabut gelmemesi için bazılarımızın tabutları gelecek. Perinçek yazısını şöyle bitiriyordu: "Tabuta girmekten korkarsak tabutlar gelir." Yıllar önce PKK liderini kampında ziyaret edip el ele koşan, çiçekler veren, 90'lı yılların başında "Çözüm Federasyon" diye hükümete rapor dayatan biri bunları söylüyordu. Bugün gelinen noktada iktidarla Perinçek'in aynı çizgide birleştiğini görmek, Türkiye'nin durumu hakkında fikir vermeli bize. Geçtiğimiz gün Habertürk'te yayınlanan bir programa nedense Perinçek de davet edilmişti ve sırıtarak şöyle dedi: "Şehit vermeden sorun çözülmez. Anılar ağlamasın diye başlanan yolda şimdi ana hedeflerden biri anıları ağlatmaktı." Nitekim terör örgütünün zamanlaması son derece manidar. Tam da infaz yasasının mecliste görüşülmeye başladığı gün, yaptığı saldırı sonrasında konuşan İçişleri Bakanı aynen şöyle dedi: "Bölge komutanını aradım, bulunca lime lime edin" diye talimat verdim. Tayyip Erdoğan'ın büyük devlet hadiseler karşısında aklı selimle düşünebilen bir devlettir. Soğukkanlılıkla hareket eder durumundan buraya savrulmuştu devlet aklı. Soylunun öfkesi devlete sahip olan sadece aklın değil, vicdanın da dumura uğradığının emarelerini taşıyordu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını pek paylaşmayız ama ibret olsun diye bunların resimlerini paylaşacağız. Maalesef daha fenasını bile yaptı Süleyman Soylu ve öfkesini aldığı Perinçek ekibi. Oğlu 2010 yılında PKK'ya katıldığında elinden bir şey gelmemişti anne Halise Aksoy'un. Oğlu Agit İpek 7 yıl boyunca terör örgütü adına dağlarda silahlı eylem yaptı. 2017 yılında Dersim'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü. Anne Halise aldığı bu acılı haber üzerine o günden sonra resmi makamların kapısını aşındırmaya başladı. Yıllarca tek kelime açıklama yapmadığı devlet yetkilileri. Ölü mü, diri mi olduğu belli olmayan PKK'lı hakkında suskunduğu devlet. Analık elbette bu tür durumlarda ama ne yapayım diyerek evine dönüp hayat yaşayabilecek bir durum değil. Anne Halise yıllar boyu gitti geldi askeriyeye, adliyeye, valiliğe. O anlatıyor: "Geçtiğimiz günlerde beni yine aradılar. Dosyanız var diye. Suçumun ne olduğunu sordum. Dosyada gizlilik var deyip söylemediler. En son aradıklarında emanetiniz var. Adliyede gidin alın dediler. Ne olduğunu söylemediler. Adliyede emanet bölümünde alın oğlunuzun kemikleri dediler. PTT barkodlu bir paket içinde.
Oğlu terörist, katil ya da her ne olursa olsun bir anneye evladının ölüsünü parçalanmış halde kolinin içinde teslim etmek bu çağın bir vicdansızlığı olarak tarihe geçti. Büyük devlet olmaktan vazgeçip kan içmeyi bir beslenme türü olarak benimseyen çeteye dönüşen bir iktidarın geldiği nokta açısından ibretlik. İnsanlık adına ise vahim bir final. Kolinin içinde gözü yaşlı anneye teslim edilen evladının kemikleri değildi emin olun. Çürümüş bir asrın çoktan ölmüş bir vicdanıydı diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.